ya Rabbim, ya Resulallah, ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya Rabbim. Feriha, Feriha. Gel 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 gel. Bakma arkana. Yürü yürü yürü. Kim o? Telefonuna bak. Telefonuna bak. Ay, ne oldu anne ya? Oğlan burada, oğlan burada, oğlan burada. Aç aç aç. Hangi oğlan? Aç aç. Oğlan burada işte. O veliaht. Aç. O şey yap. Geçiştir, geçiştir oğlan. Efendim Emir. Hangi teknindesin Feriha? Efendim? Ben marinadayım. Sen neredesin? Çıktık biz. Çıktınız mı? Nereye çıktınız? Çıktık işte. Açıldık biz. Ben seni sonra arayayım mı? Tamam peki. Ay yat 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 yat. Oğlum sen benim yüreğimi indireceksin ya. Yemin ediyorum yüreğimi indireceksin. Zehra. Ay anam bismillah, ayağım da acıyor. Ben bir bakmaya geldim, yapabildim yapamadım mı diye. Ha. Öyle sizi otururken görünce şaşırdım. Çünkü ben soruyordum ona ne yaptın, ne yapamadın. Hani yapamadıklarını ben yapacağım da geç kalmasın diye. İyi. Baba! 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 Baba iyi misin? Normalde. Levent Bey! Geldim. Levent Bey biz gidiyoruz. Geldim. Gel. Heh, gidiyoruz. Elinize sağlık Zehra. Gitmeden bir çay için bizle. Yok sağ ol vallahi, bizim yolumuz çok uzun. Biz anca gideriz. Yani siz bir bakın da olmazsa ben tekrar bir üstten geçerim. Evet, bir el atmak gerekir. He? Yok yok, temizlikte bir sorun yok, problem yok. Yok da çocuk biraz suratsız. Çocuk işte, ne yapacağım? Hadi. Peki. Sağ olun, sağ olun, teşekkür. Eline sağlık tekrar. Sağ olun, hadi hoşça kal. İyi günler. İyi günler sana oğlum. İyi günler. İyi günler. Çocuk. Kızdın mı? Yok, niye kızayım? Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ya ne tuhafsın Levent. Böyle çocuk falan. Kız da bozuldu. Ne bu samimiyet? Yok artık, yok bakınma, yok gitmiş işte. Kız sen niye Levent böyle davrandın? Ayıp değil mi ya? Anne biraz konuşalım mı? Sen niye bana yardım ettin? Efendim oğlu. Ney? Ünal Bey, şunları imza alalım. Tekrar aradın mı adamları? Yok, açmıyor. Siz merak etmeyin. Ben onların anlayacağı dilde ilgileneceğim. Kiminle ilgileniyorsunuz yine? Ömür Bey, hoş geldiniz. Tatsız bir mesele vardı. Teşekkür ederim. Senin başımıza açtığın tatsız mesele Küçük Bey. Arabanı haşat eden dallamanın babasıyla uğraşıyorum sabahtan beri. Tamam baba, bir şey sormadım. Salla. Sallaymış. 70.000 liraya elimizin kiri diyelim, adamlar yan gelip üstüne yatsın, öyle mi? Lan araba senin. Kaza senin hıyarlığından oldu, uğraşan biziz. Ne yapmamı istiyorsun baba? Gidip adamların kapısına mı dayanayım? Gerekirse eşek gibi gidip dayanacaksın. Para hesabımız yok diye
kendimizi enayi yerine koyduracak halimiz de yok. Adam ol da beş para etmez heriflerle kendin uğraş. Ya anne Özel'e mi götürseydik bir de? Söylüyorum binip gidelim diyorum. Yine inat ediyorsun Rıza. İstemez. Bak. Yok bir şey. Tansiyon bu. Fırlayınca başıma vurdu işte. İlacını verdiler daha ne? Tamam da niye fırladı o tansiyon öyle? Allah aşkına bana doğruyu söyle. O şeytan Veysel bir şey mi dedi Rıza? Ha? O herif bir şey mi yaptı? Rıza söylesene. Yok bir şey. Çıktı işte. Baba bak biri canını mı sıktı? Bunaltmayın insanı canım. Heh. Taksi geldi abla. Sen Mehmet öne geç. O kadar özlemişim ki Deniz'i. Bu kokuyu. Şimdi çekip gidebilmeyi çok isterdim. Salim. Baba, erken geldin. Bugün öyle oldu. Nasılsın güzel kızım? Sersem gibi. Az kaldı. Bir hafta içinde ilaçlara alışmazsan doktorumuzu ararız, yeni bir formül isteriz. Sanem içeride mi? Sanem! Evde değil baba. Yani dersin bitmeden dönecekti ama. Kuafördedir herhalde. Ben bir arayayım. Açmıyor. Kesin kuaförde. Levent, ne yapıyorsun? Korkma, geç kalmayacaksın. Rıza şunu da koyayım. Dayan arkanı böyle rahat et. Rıza ben şimdi sana sarımsak ayıklayacağım. Onları yiyeceksin. Sonra bir de limonlu su içeceksin. Oldu mu? Oğlana da bakkala yolladım. Kepek ekmeği alacak senin için. Gerçi senin bu tansiyonun pek yemek işine benzemiyor. Sanki sinirsel gibi. Ben biraz yatayım. Yat yat dinle. Uzan. Ya dükkan erken kapamasaydı? Ya akşama kadar öyle yatsaydı babam orada? Sus Mehmet sus. Düşündükçe elim ayağım titriyor. Çok fenaydı be Feriha. Ne yapacağımı şaşırdım. Hani donup kalırsın ya, öyle. Yerde yatıyordu, bir tarafta telefon. Telefon mu? Cep telefonu, düşmüştü. Düşmeden önce biriyle konuşuyordu o zaman. Bilmiyorum da, herhalde. Zaten o sırada hiçbir şey düşünemedim. Ne bileyim, belki de kötü oldu.
Bizi aramaya çalıştı. Arayamadan düştü. Babamın telefonu nerede? Masada işte. Ne yapacaksın? Ya bir son aramalara bakacağım. Eğer annemin dediği gibi Veysel Bey falan aradıysa... babamı bu dükkan işinden çıkarmak gerek. Aferin kız. Kafan çalışıyor bazen. Süper. Son aramalara bakıyorum. En son annemi aramış. Bir de bir numara var ama kayıtlı değil. Allah korkulur senden. Hiz, iyi akşamlar. Alo. Hiz, buyurun. Ne oldu kızım? Yok. Cevap vermiyor. Gelmen çok iyi oldu Emir'cim. Can, bizimle akşam yemeği yiyeceğin için o kadar mutlu oldu ki. Seninle maç yapacak diye ödevlerine koştu hemen. Bana da iyi geldi anne. Rıfat da çok mutlu oldu. Çalışma odasına kapanmasından yanlış bir şey anlama sakın. Çok yoğun bu aralar. Akşam yemeğinde bize katılacak. Emir, Feriha'yı ne zaman getireceksin? Getiremeyeceğim. Niye? Ayrıldınız mı? Anne hiç girmesek bu konulara. Oğlum, birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Sen uyurken Feriha'nın seni nasıl seyrettiğini gördüm. Birbirinize bu kadar deli olurken işleri bu kadar karıştırmayı nasıl başarıyorsunuz oğlum? Anne, ben bu konulara hiç girmesek diyorum. Sen damardan vuruyorsun. Tamam, sustum. Buyurun. Ya 2 lira çıkmıyor ama. 2 lirayı bozabilir misiniz? Yok abla, nasıl bozayım? Ağlar abla. Ne yapıyorum artık? Ay, çantada her şey var, 2 lira yok. Tamam abla, yoksa kalsın. Yok, ben eve gidip alayım. Bende var ki 2 lira. Aa, şuna bak, teşekkür ederim. Verin, hadi kolay gelsin. Zeytinmen de mercik yine yapsın yapacağını. Borcum boş, yarın ödeşeceğiz, tamam mı? Almam ki. Vay. Rıza, hadi o sarımsakları ye. Şu limonlu suyu da iç, iyi geliyormuş. Uy. Sarımsak öyle yenir mi anne? İlaç ya, ilaç niyetine. Babam hasta mı ki? Ya değil. Ya sen yemeği niye? Ana, yemek kalmamış. Dur, getireyim ben sana. Sen ne yiyorsun anne? Sağlıklı besleniyorum işte. Şarap bile içmiyorsun ya. Nasıl rejim bu? Annem artık böyle abi. Sadece ot yiyip su içiyor. Yani sağlıklı beslenmem 2 oğlumun da pek hoşuna gitmiyor galiba. Abi, yemekten sonra kapışalım mı Ufa'da? Ödevlerini yapman gerekmiyor mu Can? Baba, sadece 1 saat. Olmaz. Bu hafta sınavlarım var biliyorsun. PlayStation'ı sadece hafta sonu kullanabileceğini konuşmuştuk. Ama bugün abim var. Tamam Can. Sen hallet işlerini, ben daha sonra gelirim.
Hafta sonu gelmen daha uygun olur. Emir'cim, bizim bu aralar Can'ın dersleriyle başımız biraz dertte de. Neyse, ben kaçtım. Kahveye kalmaz mısın? Kalmam. Hep böyle oluyor işte. Emir'ciğim. Bir şey oldu yok. Canım. Hadi yemeğini. Oğlum, bak Rıfat'ın tarzını biliyorsun. Seninle ilgili bir şey değil. Ne olur kusura bakma. Sen de onun tarzının hoşuma gitmediğini biliyorsun anne. Anlıyorum ama Emir. Afiyet olsun. Hadi Cancığım. Teşekkür ederim. Zevkti. Demek İstanbul'u unutunca yaşamayı da unutuyor insan. Ne zaman başladı bu İstanbul aşkı sende İzmirli? Bilmem ki. Belki de bugün. Gitme vakti. Hoşçakal. Rısı. Rısı. Ya. Hadi anlatsın bana ya. Bir şey olmuş sana. Senin durduk yerde böyle tansiyonun yükselmezdi. Ya böyle sen anlatmadıkça valla ben saat gibi kuruluyorum ya. Taşacağım artık. Rısı. Hadi. Anlat gül yaprağına Rıza.
Aslanlar. Çok etkileyici. Ben de şimdi seni arayacaktım. Üçüncü kez. Neredeydin sen hem? Merak ettim. Bir arkadaşa takıldım. Teknedeydik. Deniz, rüzgar. Duymamış. Ben de erken gelmiştim bugün. Daha erken sayılır. Saat 10. İstersen dışarı çıkalım. Sinemaya falan gidelim. Başka zaman. Belli ki deniz havası seni dinlendirmiş. Ama otelde çok yoruldum. Şarapla biraz gevşeyip yatacağım. Öyleyse ben de kadehimi alıp sana eşlik edeyim. Saat sonra yeni Bosna'daki Luna Park'ta. Ne? Rıza. 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 Al iç hadi. Ne oldu? Başın mı ağırlaştı yine? İstiyorsan bir tansiyonunu ölçtürelim ha? Yok hanım. Aldım ilacını işte. İyi. Ya ben seni nasıl böyle bırakıp yukarı çıkacağım şimdi? Çık sen. Ben zaten dükkana gideceğim. Ne dükkanı? Olur mu ya? Otur sen dinle. Gitmem lazım. Bir yarım saat konuşup geleceğim. Öğle servisine yetişirim, merak etme sen. Ya niye lazımmış? Niye lazımmış ya? Allah Allah, Veysel denilen o adam dükkanda tek başına duramıyor mu? Rıza, Allah aşkına çöz artık şu dilini. Bak sen konuşmadıkça vallahi ben böyle kuruyorum. Ya o arsız herif ne söyledi, ne yaptı da sen bu hallere düştün? Rıza. Ay illallah Rıza ya, illallah ya. Vallahi ve billahi gideceğim şimdi o dükkana, yapışacağım o adamın yakasına. Diyeceğim ki sen ne yaptın benim Rıza'ma, ne yaptın Rıza Efendi'ye? Ne yaptın kocama da böyle bu hallere düştü diyeceğim. Ünal. Sarrafoğlu. Muhasebecisi aradı. Borcunuzu ödeyin diyor. Biliyor musun? Ya ne dönme dolabı ya? İşletme müdürüyle konuşacaktık. E git konuş. Çocuk gibisin yani. Hadi bilmiyor musun? Bindim, ne olacak şimdi? Thank you.
Demir, durdu mu? Bozuldu, ne oldu? Konuşacağız Feriha. Ya bu sefer kaçamayacaksın. Demek o adamlar yüzünden böyle oldun ha? Bir şey olduğum yok be Zehra. Keyfinizi mi bekleyeceğiz demeye getirdiler öyle mi? Öyle. Anladım. Öyle. İşte ben de Veysel'le bu durumu konuşacağım. Verebiliyorsa baştan benim paramı versin. Sonra bütün payımı alsın. Ben de yukarı çıkayım. Sen üzme kendini. İte kaka da olsa bulacağız bir çaresini. Öyle öyle bulacağız çaresini. Sen de üzme kendini. Kızacığım sen de üzme kendini. Sen şimdi biraz dinle, ne oldu mu? Ondan sonra gidersin dükkana. Hadi bakalım. Ben gideyim yukarı. Emir yeter artık. Korkuyorum, inelim. Yüksekten mi korkuyorsun, kaçamamaktan mı? Hande, Günce, o, bu, şu. Oyunlar. Bıktım artık bunlardan Feriha, anlıyor musun? Biz birlikte olamıyoruz Emir. Sadece bunu anlıyorum. Haklısın. Ama biz deme. Sen olamıyorsun. İnanmayan, uğraşmayan, savaşmayan sensin Feriha. Savaşmayan mı? Ben senin için kendimle savaşıyorum be. Bu aylardır söylediğin saçmalıkların en aptalca olanıydı. Güzel. Şimdi birbirimize hakaret etmeye mi başlıyoruz? Ne oldu, ağrına mı gitti? Eski hatalarımın acısını çıkartmak için beni ihanetle suçladın. Bir gün sonra da hiçbir şey olmamış gibi geldin, sana inanıyorum dedim. Hangisi ağır Feriha? Söylesene. Ben hiçbir şeyin acısını çıkarmıyorum. Tek bir sebep söyle. Birden ne değişti de bana inanmaya başladın? Emir tamam, daha fazla kırmayalım birbirimizi. İşaret mi ediyorsun, telefon mu ediyorsun, ne yapıyorsan söyle. İndirsinler bizi buradan. Bu sondu. İnan bana sondu Feriha. Emir. Ben sana ne yapıyorsam kendime daha fazlasını yapıyorum. Seni çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben de.
Çok şükür yani. Vallahi biraz daha gelmesine artık basacaktım çeyizciyi. Ya ne yapayım? Müşteri kaynadı bütün gün. Herkes de kızla çeyiz düzüyor. Hep şundaki laflara bak sen. Dükkan basacakmış. Çok mu özledim? Çok. Öyle böyle değil. E o zaman şöyle akşama gezecek bir yerler düşünsen. Olur. Sen söyle. Bilmem. Söyle. Baş başa kalacağımız bir yerler olsa. Tamam. Sen ne dersen. Nasıl istersen. Halil abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Memleket nasıldı? Tamam. Size kolay gelsin. Hayırlı işler. Ben seni hafta sonu bekliyordum ya. Erken dönmem icap etti. Abi biz Seher'le yani... Dükkanda yakışık almıyor bu. Hadi bana bir çay söyle. Sessiz kaldığım son dengesizliğinde. Günden güne değişiyorsun. Ama bu rekor oldu. 2 dakikaya düşürdüm yani. Koray gelmiyorsun. Aşağı ineceğim. Koray. Sana zarar vermek istememiştim. Değil mi? Sen zaten bana zarar vermek istemezsin ki Hande. Feriha'ya zarar vermeye çalışırken elimin ayarı kaçar. Hepimiz de nasibimizi alırız. Feriha deme bana. Ben burada ikimizden bahsediyorum. İkimiz? İkimiz diye bir şey mi var kızım? Hadi Koray. Tamam. Kızdın. Haklıydın. Çok ileri gittim. Ama bak. Hiç kimse zarar görmedi. Kimse zarar görmedi mi? Ulan ben ölüyordum neredeyse be. Ama doğru. Emir zarar görmediyse kimse zarar görmedi demektir. Bravo Hande. Koray. Gitme. Konuşalım lütfen. Hande. Bak Nehir Tavla. Bu adamdan sana ekmek çıkmaz. Ya tamam. Sen söylemedin Feriha'ya. Ama çıldıracağım. Nereden biliyor? Kim söyledi? Kimse bilmiyordu ki Nehir. Kimden öğrenmiş olabilir? Umurumda değil. Git başkasıyla dedektifçilik oyna. Sanem Hanım, Sanem Hanım, Haldun Bey'in acaba ütülenecek başka bir şey var mıydı? Hı? Ne dedin Zehra? Ütülenecek başka bir şey var mı dedim. Bilmiyorum. Bak oraya, orada ne varsa ütüle.
Zehra, ben dışarı çıkıyorum. Cansu'nun dersi bitince sen ona bir şeyler hazırla, yesin. Olur mu? Olur. Oh Zehra, dert biz seni de mi sanıyorsun? Herkesin derdi kendine işte bak. Yani tek derdim bu değil mi anne? İnsanlar ne der? Ya tacize uğrayan benim. Utanması gereken kim? Sesine dikkat et Lara. Baban içeride çalışıyor. Bu tatsız tartışmaya katılmasını istemiyorum. Babam senin gibi düşünmüyor ama. Haklıyken susmam gerektiğini inanmıyor. Çünkü baban bu çirkin olay duyulursa okulda, arkadaş ortamında nasıl sıkıntı çekeceğini düşünemiyor. Çünkü o bir erkek. Ve bir erkek olarak 17 yaşındaki kızımın inandıklarının arkasında durmasını gururla izlemek istiyorum. Sadece genç kız dergileri babam. Olayı duymuşlar. Benim gibi genç kızları bilgilendirmek için olayla ilgili konuşmak istiyorlar. Ben sana güveniyorum kızım. Sen annene bakma. O modada ilerlerken hayatta geri kaldı. Baba kız sizinle baş edilmez. Natalie, işin bitince bana bir soda limon getirir misin çalışma odama? Tamam. Sağ olun. Yine bekleriz. Nasıl abi? Özlemiş misin? Ata toprağı işte. Özlenmez mi? Eş, dostu, akraba da sevinmiştir gittiğine. Nişanda görüşmüştük zaten. Hasret yoktu. Nasıllar herkes? İyi işte. Bildiğin gibi. Ben bir yemeğe çıksam. Çık Mehmet. Afiyet olsun. Bir şey dedi mi Halil abi? Yok, ne desin? Ay ödün koptu onu öyle görünce. Hortlak gibi. Ya ne diyorsun hortlak mortlak? Aa, öyle ama. Adamın resmen kanı çekilmiş. Ay aşk acısı tabii. Ya Seher yapmışsın artık ya. Aman tamam. Bizden uzak olsun da. Ne? Halil abi mi? Yok canım. Aşk acısı. Vallahi ne diyeyim ki Rıza abi? Yani kredimiz olmasa dükkan senin diyeceğim ama daha masrafları bile çıkarmadık ki. Biliyorum Veysel, biliyorum.
İşte öyle bir anlattım. Durumumu bil diye. Bak şimdi benim de içime derdi oldu. Canım, adamlar da bir kolaylık gösterirler. Hani durumunu biliyorlar. Canını alacak değiller ya canım. Babanla konuştum. Hallem ettim, kallem ettim. Kimin yaptığını öğrendim. Biliyorum. Nasıl biliyorsun? Konuştun mu babanla? Anlattın mı her şeyi? Hayır. Öyle devam ediyorsun yani. Olmazı oldurmaya çalışıyorsun. Babana bir şey olsaydı, o zaman ne yapacak? Öyle ağır gelmiş ki babana. Öyle hakaretler etmiş ki o Ünal Sarrafoğlu denilen adamın muhasebecisi. Kahrolmuş baban, kahrolmuş. Anne. Mehmet. Ne demişler babama? Aşkına bağırma, oğlum baban içeride uyuyor. Ne demişler anne? Oho, sizin bu tribal halleriniz de hiç çekilmiyor ama. Neyse. Sarmadı beni, gidiyorum. Otur kızım. Amma uzattınız ya. Mehmet. Konuşma Feriha. Ya Mehmet bir sakinleş ya. Bir konuşalım. Ya ne konuşacağız be? Adamlar beni kale bile almıyor. Ya borç benim borcum. Beni aramaları lazımdı, tamam mı? Bana konuşmaları lazımdı, bana. O lafları benim duymam lazımdı, babamın değil. Mehmet. Bak sakinleş biraz. Sakın bir aptallık yapıp gidip konuşmaya kalkma onlarla. Hadi Feriha hadi, otobüsüne bin. İyi dersler. Mehmet duydun mu beni? Ne oldu dergiye röportaj işi?
Yani sen de beni sinir etmek için yapıyorsun ama. Olay dava konusu olduğu için avukat röportaj vermemi doğru bulmadı. En azından aklı selim sahibi bir avukatımız var. Bu Natalie'nin eteği gitgide kısalıyor galiba. Bak şimdi. Nelere dikkat ediyorsun sen öyle? Farkında bile değilim. Tamam abi. Biz bir uğrarız. Senden de birkaç profesyonel yorum aldık mı tamamdır. Projeyi teslim edeceğiz çünkü. Oldu, iyi günler. Hemen kalkma Emir. Konuşmayacak mıyız? Ne konuşmak istiyorsun? Feriha ve Kore'nin yanlış anlamadan kurtulmalarına sevindim. Ama ben onlara hiçbir şey söylemedim. Sadece bunu bilmeni istiyorum. Onlar ne olup bittiğini biliyor. Gerisi de beni ilgilendirmiyor Hande. Geldin mi? Hadi çıkalım. Senden izin istesem. Hayırdır? Ufak bir işim var da. Ne kadar sürer bilmem. Peki. Tamam. Ünal Bey'in muhasebecisini görmeye geldim. Nerede öğrettiler lan size böyle adam süzmeyi? Varsa bir okula gidelim. O paketlediğimiz herif değil mi lan bu? Ha, o herif. Paket. Fiyongumu unutmuşsunuz. Takmaya geldim. Kafan iyi mi lan senin? İyidir kafam. Kullanmak ister misin? Bu sefer habersiz gelmedim. Babamı aramışlar. Adnan Bey mi ne? Muhasebeciymiş. Onunla görüşeceğim. Ben bir sorayım Adnan Bey. Efendi ol, bekle biraz. Hoş geldiniz gençler. Kusura bakmayın, beklettim sizi de biraz. Bakalım şu meşhur Luna Park projenize. Abi sağ ol ya. Hay Allah. Adnan yok ki bugün. Tamam, ben halledeceğim şimdi. Hayırdır abi, ne oldu? Senin araba hırsızı. Kapıya dayanmış yine. Siz keyfinizi bozmayın. Ben halledeceğim onu. Halledeceğim derken? Siz kadınlar. Yani ben gönderirim demek istedim. Sen dur abi. Babamın dediği gibi onunla benim ilgilenmem gerekiyor. Emir gitme. Canım sakin ol. Derdini dinleyeceğim sadece. Emir lütfen gitme. Otur kahveni iç sen. Merak etme, 5 dakikaya geliyorum. Tamam, Emir gelince devam ederiz o zaman.
Bey ayaklanmış da daylanmaya gelmiş. Ben o para sayıcınızla babanı bekliyordum ama. Çaldığın araba babamın değildi ama. Benimdi. Ne istiyorsun, konuş. Babanın çakalı babamı aramış. Madem bu mesele ikimizin arasında, babamı karıştırmayın. Lan ne aç adamlarmışsınız be. Doğru konuş. Karışma. Doğru çekin. Doğru konuş. Karışmayın. Ne diyorsun lan sen? He, lan deyince delikanlı oluyorsun değil mi? Sen iki küfür ediyorsun diye delikanlısın ya. Sana emanet ettiğim arabayı çalan sen, delikanlısın. Öyle mi? Eğer merak ediyorsan, o arabanın parasına falan ihtiyacım yok. Ama sen adamsan, o borcu tıkır tıkır ödersin. Ödeyeceğim lan. 10 yıl da sürse, çoluğuma çocuğuma da kalsa ödeyeceğim. Telefon numaranı içeri bırak. Bundan sonra muhatabım benim. Allah razı olsun. İçeri sizin evladım. Nasıl konuşuyorsun lan sen? Lan ne diyorsun? Nasıl konuşuyorsun? İyicenine mi susadın? Nasıl git? Çekilin, karışmayın. Bırakın. Lan! Tamam, bırak. Çekilin. Akıllı ol Uza. Bak, seni bir defa kurtardım, bu sefer kılımı kıpırdatma. Ne yapıyorsun lan sen? Yürü! Lan! Emir Bey, iyi misiniz? Tamam. Defol lan buradan! İyiyim ben, iyiyim. Büyütülecek bir şey yok. Hadi içeri girelim. Hadi. Vay be, ilaçlar bayağı kesmiş seni. Kesmiş derken? Ne bileyim, face falan takılmıyorsun. Ha. Pek bir ilgim kalmadı. Bir kişi için giriyordum. O da günlerdir girmiyor zaten. İki saattir konuşuyoruz. Bir kere bile Emir Sarraf ol demedin. Demedim değil mi? Evet. İlaçlar tepkilerimi frenliyor galiba. Ama duygularımı asla söküp atamayacak. Aman, tamam, bir şey demedim. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Ötüyor mu? İyiyim ben. Yapma artık. Sana gitme demiştim. Feriha, kapatalım bu konuyu. Büyütme daha fazla. Zaten bir daha karşıma çıkamayacak. Ne demek bir daha karşıma çıkamayacak? Yani bir daha muhatap olmayacağım demek. Ne demek olabilir ki? Canım benim ya. Hiç de gelemez böyle sert işleri. Ay! Ay, yüreğim ağzıma geldi. Ne oldu Mehmet? Yok bir şey anne. Mehmet, ne oldu? Anne, yok bir şey dedim. Allah aşkına söyle, Halil bir şey mi dedi? Babamı yatağa düşen o hayvan ol hayvanla kavga etti. Ay, sen ne yaptın Mehmet? Ne yaptın oğlum sen? Ne laftan ne halden anlıyor. İtler. Paraya doyamıyorlar ya. Ah be oğlum, ne yaptın sen be Mehmet ya? Ne yaptım ya? Ben ne yapacağım sizinle ya? Ben ne yapacağım sizinle? Herif geberip gitmesin diye dua et diyordun ya. Onun dini imanı para. Dinlemek istemiyorum. Dinlemek istemiyormuş. Duydun mu anne?
Küçük hanım dinlemek istemiyormuş. Sen zaten dinleme bizi. Duyma. Bu evden değilsin ya, üniversitelisin. Onlardan birisin artık. Bu evde olan biten hiçbir şey umurunda değil senin. Tam saçmalama yeter. Ben o herifin karşısına çıkmak için kaç takla attım biliyor musun kızım? Niçin? Kimin için? Annem için, babam için, bizim için. Sus artık. He, susayım. Hep ben susayım, hep biz susalım, onlar konuşsun. Onların sesi hoş gelir sana. O dergilerde, magazinlerde gördüğün adamlar değil mi? Yeter artık ya kardeşine söylendiğin. O mu dedi git arabayı çal da çarp diye? Gibi yapsaydın. Vallahi az nohutlu az sarımsaklı halacığım. Kendi sevdiğim gibi yaptım. Sonra kokacak leş gibi sarımsak sarımsak. Mehmet? Seher, ben kapının önündeyim. Ne? Kapının önünde misin? Yandık. İşte şimdi yandık. Gönder. Tamam. Ben hemen geliyorum yanına 2 dakikalığına, tamam mı? Ama bak vallahi halam çok kızacak. Çok limoniyiz bu aralar. Tamam. Kızım, Feyyaz Bey'in eli kulağında. Başımıza iş açacaksın. Çabuk sepetle şunu. Tamam. Vallahi halam saçımı başımı yolacak. Ya daraldım da biraz. Bir yüzünü göreyim dedim. Kıyamam. Ne oldu? Niye daraldın? Ya boş ver. Anlatırım bir ara. Ailevi mevzular. Bana bak, yoksa seni de mi nişanlıyorlar? Vallahi o kızın da senin de saçınızı başınızı yolarım. Yok yok. Ya, bak işte bu yüzden görmek istedim seni. Ya yüzün bir tek sen güldürüyorsun demiştim ya. Ondan işte. Garip bir şeysin sen. Ay iltifada da bak, garip. Daha çok çalışman lazım Mehmet, çok. Ucunda senin minik bir gülümsemen varsa ölünceye kadar çalışırım ben. Ay vallahi halam öldürecek beni. Hadi sen git. Tamam. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Mehmet kaçta gelecek ki? Bir arkadaşıyla gezecekmiş. Yemeği beklemeyin dediydi. Geç kalmaz gelir. İyi, iyi. Sağ ol. Bak bakayım bana. Çevir bakayım başını.
Oo, çok güzel geçirmiş Şerif. Eğlenmem bittiyse işime bakabilir miyim? Ulan ne biçim adamsın be? Kendi mekanında, o kadar gorilin arasında... ...herif elini kolunu sallayarak giriyor, kafayı çakıyor, sonra da çıkıp gidiyor. Değil mi? Bizim goriller formdan düşmüş. Orada ben olacaktım. Herifin kemiklerini kırdırmıştım. Her şeyde olduğu gibi kavga meselelerinde de yöntemlerimiz farklı. Eğer ben bir gün birinin kemiklerini kırmak zorunda kalırsam bunu kendi ellerimle yaparım. Çok etkilendim. Belli ki bu kapıcının oğluyla çok işimiz var bizim. Mehmet! Ya Mehmet bekle! Ya ne istiyorsun kızım ya? Ya bir dur! Ya dur artık. Sen elinden geleni yaptın. Elimden üçün biri geldi ama. O şerefsizin evladını görecektin dayılanırken. Tabii. Mis gibi babasının mekanında. Etrafında korumalar. Ama bir koydum ki kafayı. Ya aferin, bravo. Böyle mi çözeceksin borç meselesini? Ya boş versene. Zühür tesellisi bile değil ki benimki. Ağzını burnunu kırsam ne olacak? Alacaklı olan onlar. İyi tamam. Uzak dur artık ondan. Ya yani onlardan. Bir işe yaramıyor işte, görüyorsun. Ya konuşmak işe yaramıyor. Kavga etmek işe yaramıyor. Para biriktirmek işe yaramıyor. Ne işe yarayacak Feriha? Söylesene. Bak. Sen de susuyorsun. Cevabı yok çünkü. Cevabı belli. Hiçbir işe yaramayacak. Hadi git sen. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Sen okula gitmedin mi kızım? Yok, bir şey unutmuşum da baba. Ha, ben de bahçeye çıkıyordum. Çiçeklere bakacaklarmış da. Ha. İyi, hadi yorma kendini. Emir'le konuşsam, anlatsam her şeyi, borcu falan,
borcumuzu sil yüzüme bakma de istersen. Ya da dilencin oldum de. Öyle mi kurtaracaksın bizi? Yani Allah aşkına yardım et bana. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Kızım ben sana ne diyeyim? Ben sana ne söyleyeyim ya? Mehmet oğlanla boğaz boğaza gelmiş, düşman olmuş oğlana. Babam borç borç diye yataklara düşmüş. Ya sen bir yatmışsın uykuya, bir rüya görüyorsun. Ben seni uyandıramıyorum ki. Bak, ben seni dövdüm, olmadı. Sövdüm, olmadı. Küstüm, olmadı. Senin yalanlarını kurutayım diye eline yüzük taktım, olmadı. Kızım sen rüyalardan uyanmıyorsun ki. Ben seni uyandıramıyorum ki. Ben sana başka ne diyeyim? He? Ben sana daha ne diyeyim? Ben sana başka ne diyeyim? İlaçlar iyi geldi diyorsun yani. Ay geç bile kaldınız şekerim. Sorma. Cansu bambaşka biri oldu sanki. Sakin, az konuşuyor, ders çalışıyor. Hatta bu akşam bizimle birlikte bir sergi kokteyline katılacak. Ay aman aman iyi. Birazcık nefes alırsın en azından. Anlat bakalım ne havadisler var sende? Bende bir havadis yok. Ama sende kesin vardır bir şeyler. Ne istiyorum Sanemciğim biliyor musun? Şöyle bir Levent'in yanına gidip CE'yi yapsak. Levent'e. Ay evet. Gidelim şöyle püfür püfür oturalım. Eski günlerden bahsedelim. Rüzgar, deniz, şarap, Levent. Gidip ruhumuzu doyuralım. Bilmiyorum ki. Şimdi Levent cep telefonu kullanmıyor ya. Böyle pat diye habersiz gitmek ayıp olmasın? Ayıp. Levent'e. Ay Sanem Allah aşkına sen bile kendi söylediğine inanmıyorsun. 40 yılın başında toplantım yok, işim yok, gücüm yok. Kuru kuruya oturup kaldık şuraya. Hadi hadi. Hadi. Ay ne güzel oldular. Anne hadi görüşürüz. Nasıl görüşürüz? Niye? Bir otobüse gidiyoruz. Durağa ben de bineceğim otobüse. Ben otobüse binmeyeceğim. Ha. Anladım. Otobüsle gitmeyeceksin öyle mi? Aramanı bekledim. Arayacaktım vallahi da işte. Şey yabancı. Oldu. Dün akşam biriyleymişsin. Bunu bilmeyecek miyim sandım? Kiminleymişim ya? Koray. Ne? Ya Koray. Hatırlamıyorum. Manyak mısın sen? Bazen. Seviyorsun galiba kaza yapmayı. Zorlasan zorlasan bu kadar mı çıkıyor Koray? Bu kadar mı kırıcı olabiliyorsun? Daha yeni öğrenmeye başladım diyelim anne. Hadi çek şu arabanı. Çekmiyorum.
senden özür dileyeceğim. Sen affedeceksin. Sen affedene kadar da ben bu arabayı buradan çekiyorum. Ben siz olmuyor değil mi anne? Olmuyor tabii. Sanki bilmiyorsun. Koray sende olur mu hiç? Olmaz. Olmaz. Çünkü Hande'nin oyunlarında Koray'dan iyi oyuncu bulunmaz. Olmaz. Çünkü Hande'nin tuzaklarına Koray düşmesi olmaz. Olmaz. Çünkü Hande'nin planları Koray'sız yürümez. Marina'ya ayak basar basmaz insan havası nasıl da değişiyor. Ne yapıyor bizim deli acaba? Dur bakalım, belki misafiri falan vardır. Ay, yüzen aşk yuvası diyorsun yani. E seslenelim öyleyse. Levent! Levent! Duymuyor, boş ver. Biz Boğaz'a gidip deniz havası alırız. Hanımlar. Hoş geldiniz. Ay, kimi nasıl tavlayacağını nasıl da biliyor. E hadi bakalım. Hadi. Şöyle geç sen. Mehmet. Ben yemek söyleyeceğim. Sen de istiyor musun? Ha, yok. Söylesene abi. Şey mi dedin? Ha? Yok abi. Ben bir yemeğe çıkayım ya. Afiyet olsun. Hayırlı işler. Seher, ben öğle yemeğine gidiyordum da. Ben çıkmayacağım Mehmet. İşim var biraz. Dudağına ne oldu? Yalnız böyle olmaz. Gelene gidene ayıp oluyor Seher Hanım. O zaman iki dakika müsaade edin Feyyaz Bey. Diyeceğim bu herife de dükkanda da ha. Bu halin ne senin Seher? Ya bir şey yok. Yani öyle uçuk çıktı işte. Uçağa benzemiyor ama. Ya sana yalan borcum mu var? Uçuk çıktı işte. Tamam tamam kızma. Merak ettim işte. Yani ben seni aradığımda niye açmadın? Ya işimiz var Mehmet. Yani çalışıyoruz herhalde. Sen bugün bayağı ters taraftan kalkmışsın. Sen bugün bana pek bulaşma olur mu? Ben seni çıkınca ararım. İşim var şimdi.
daha bu dükkandan içeri girmeyecek o it. Kovsaydın o zaman. Niye kovmadın? Laf olur değil mi Feyyaz? Karının kulağına gider tabii. Senin gücün anca bana yetsin zaten. Günce. Gelsene. Merhaba. Ben borcumu ödeyip gideyim o zaman. Borç mu? Oyuna gelip ortalığı karıştırdığım için bir özür borcum var. Hepimize. Biz o hesabı kapattık. Rahat ol. Ben de hesap kitap işlerinden fazla anlamıyorum zaten. Gözü yine bizim üzerimizde. Aman aman uzaktan bakıyor en azından. Galiba bu kez yenildi. Anne yenilmez. Numara yapıyordur. Yenildi. Ama bize değil kendine. Ben de kalkayım bir şeyler atıştıracağım. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Görüşürüz. Hepsi mutsuz. Hande sonunda yalnız kaldı. Mutsuz. Koray Hande'ye yardım edemediği için mutsuz. Günce Koray olmadığı için hep yalnız. Mutsuz. Herkes seçti niye şoförü? Niye öyle dedin? Yaptığımız her şeyi seçiyor muyuz sence? Elimizde olmadan yaptığımız şeyler mi? Hayatta başımıza gelen her şeyi biz seçiyoruz. Sonuçlarını da hak etmiş oluyoruz. Ay ne iyi oldu geldik vallahi. Zorla getirdim Sanem'i buraya. Zorla? Yorgundum biraz. Bir de senin programını bilmiyorduk. Tutturdu misafirleri vardır diye. Senin misafirlerin bitmesini bekleyecek olursak. Oho! Of, sevgili asistanım. Özür dilerim. Alo. Bak öyle bakmaya devam edeceksen şimdi denize atlayacağım. Neyin var senin? Hiçbir şey. Hiç. Sadece yorgun. Bir gün şirkette bulunmayayım dedim şu hale bak. E-mailimi gönderdikten sonra acilen şirkete dönmem gerekecek. Buradan nasıl göndereceksin? Aa, jet modemimle. Hmm.
artık kalkalım o zaman. Aa, sen nereye gidiyorsun? Oturup benim yerime de keyfine baksana. Yok, benim biraz işim var. Hoşça kal. Levent, hoşça kal. Görüşürüz. Geliyorum ben de aşağıda. Bana bu kadar uzun olacağını söylememiştin. Vakit geliyor, farkında değil misin? Yardım edin. Buyurun. Yardım edin. Kurtar beni. Ney? Kurtar beni. Ah. Ay, 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 ay. Beyefendi, beyefendi. 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 Ne var, ne oluyor? Ben sana o odadan uzak duracaksın demedim mi? Ama yardım istedi ya. Ben ilgilenirim. Sen aşağı in. Babam biliyor değil mi olanları? Ne diyor? Heriflerin yüzsüzlüğüne kızıp bana saldırıyor. Yüzsüzlük. Ne dün gördün? Adamlar borçları sallayıp bir de gelmişler artistlik yapıyorlar. Bundan sonra muhatap olmayacağız zaten. Muhatap olmayacaksınız. Ne olacak peki? Konuşmaya bile değmez. Tabii. Onlar kim ki sen konuşacaksın? Feriha, bu konu daha önce de keyfimizi kaçırdın. Şansımızı zorlamayalım istersen. Bu ne demek ya, şansımızı zorlamayalım? Bu kadar mı katısın? Katı olan sensin. Hadi. Bu gece proje sende. Son noktayı sen koyacaksın. Nasıl not aldığımı göstereyim de akşam kafan karışmasın. Ya bırak projeyi, konuyu değiştirme. Neden konuşmaya değmiyorlar? Paraları olmadığı için mi? Borçlarını rahat rahat ödeyemedikleri için mi? Feriha, adam arabamı çaldı. Dün gelip benimle kavga etti. Sen hala neyini savunuyorsun anlamadım. Ayrıca sandığın kadar da gariban değiller. Adamın babası kapıcı. Oğlu da işsiz falan değil. Yani? Ha, tabii baban söylemişti. Kapıcıların sırtı yere gelmez. Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Ekmek elden, su gölden. Ya ben babamla sabah konuştuğumu hatırlamıyorum. Sen aylar önce söylediği şeyi unutmamışsın. Bu meseleyi çok abartıyorsun. Babanın da seninle tavrınız çok rahatsız edici. Bak, bu farklı dünyalara olan bakış açını takdir ediyorum. Hoşuma da gidiyor. Ama abartıyorsun Feriha. Karşına geçse iki kelime konuşamayacağın adam için bana gelmiş burada sinir yapıyorsun. Bu ne kibir ya? Bu ne acımasızlık? Sadece senin kadar şanslı doğmadıkları için, parmağın ucundaki imkanlara sahip olamadıkları için mi konuşamıyoruz onlarla? Bak, seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama hayat benden daha acımasız. Kendini kandırma artık. Oturduğun yerden onların haklarını savunmak kolay. Git bir muhatap ol, yaşadıkları hayatı yaşamaya çalış. Yaşayabilir misin? Gerçekten ayağı kırıklığına uğrattın. Yazık. Feriha, biz ne yapıyoruz ya? Bir kapıcının hırsız olduğu için kavga ediyoruz. Farkında mısın? Feriha, buraya gel.
Feriha bunları unuttun. Bu kadın o yukarıdaki kadın mı ya? Değil herhalde. İşiniz bitti mi Zehra Hanım? Bitti. Hastanız nasıl? Gayet iyi, dinleniyor. Gürültüye karşı fazla hassas. O yüzden bir daha yukarı çıkmamanızı rica edeceğim. Yok, çıkma. O hasta anneniz mi? Ay, bu da elimde kalmış silerken. Karınızla biz tanışamadık, çalışıyor herhalde. Karım burada değil. Gitti. Kimse nerede olduğunu bilmiyor. Ay bak. Çok üzüldüm. Ben bunu yerine koyayım. İşim de bitti zaten benim. Paranız portmantoda. İyi günler. Oldu. İyi günler. Bak, bu farklı dünyalara olan bakış açını takdir ediyorum. Hoşuma da gidiyor. Ama abartıyorsun Feriha. Karşına geçse iki kelime konuşamayacağın adam için bana gelmiş burada sinir yapıyorsun. Bak, seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama hayat benden daha acımasız Feriha. Kendini kandırma artık. Oturduğun yerden onların haklarını savunmak kolay. Git bir muhatap ol. Yaşadıkları hayatı yaşamaya çalış. Yaşayabilir misin? Seher. Nereye? Misafirimiz gelecek de halam bekliyor Mehmet. Yardım etmeye gidiyor. Sen bana bozuk musun? Dün geldiğimde halan kızdı mı? Yok. Vallahi hiç bozuk değilim. Yani işler falan biraz can sıkıcıydı. Öyle. Biraz da dün geç yattım. Dizlerin tekrarını falan izledim. O yüzden yani. Tamam. Görüşürüz. Ben eve gelemiyorum. Size araba yolladım. Nasıl olmuşum? Aa, çok güzel olmuşsun. Hadi. Ama babam gelmedi daha. Baban gelemeyecek.
Otelden birilerini göndermiş bizi aldırmak için. Onlar da gelmişler. Ha, tamam, hadi o zaman. Ya Cansu. Sen onlarla git. Ben kendi arabamla geleceğim. Önce bir yere uğramam gerekiyor. Otelde görüşürüz. Tamam. Orada görüşürüz o zaman. Hemşerim baksana. Ne var? Bundan sonra ayağını denk alacaksın, tamam mı? Salih, ne olmuş bu adama böyle? Polisi ara, polisi. Tamam, abi, tamam, atıyor, tamam, atıyor. Arıyorum, arıyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu defa istesen de yardım edemezsin. Hiç niyetim yok zaten. Acelem var. Belli. Bu seferki ciddi galiba. Hediye paketinden yılbaşı ağacına terfi etmişsin. Hiç sevimli değilsin Levent. Daha ağır bir şey söyle. Şu anda gerçekten çok iticisin. Bence üzerinde böyle bir kıyafet varken iticilik konusuna hiç girmeyelim. Hı? Neyse. Ben... Küpeni arıyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendine iyi bak. Sen de. Thank you.
Sol abi. Kavga falan mı? Mehmet Yılmaz. 32-53, 49-35, 841. Baba adı Rıza. Ana adı Zehra. İstanbul 91. Evine haber verin hemen. Babam aramayın. Bir şey diyor bu. Babamı aramayın. Hasta zaten. Kardeş, kimin kimsen yok mu senin? Kardeş, bunu sana kim yaptı? Biliyor musun? Üç. Üç kişi. Düşmanın falan var mı senin? O adam. O sosyetik. Ne diyor bu be? Kim? Sarrafoğlu. Emir Sarrafoğlu. Biz bunu hemen hastaneye yetiştirelim. Nasıl açmayacaksın Feriha? Niye arıyorum ki? Anneciğim, şu dolaptan bana yumurta getir. Bir de o sürahi getir suyu. Yüreğim koparılmış, unutulmamış viran düşlerim. Yenilmedim daha, hala ümidim var. Sözleri buysa susmayı yeğlerim. Yüreğinin en ücra köşesine al beni.
sakla beni orada çocuk yanım bile sarıp sarmala kilidini sal uzaklara bulunmasın bir daha esaretin böyle simaklı anlasana yüreğinin en ücra köşesine al beni sakla beni orada çocuk yanım bile sarıp sarmala kilidini sal uzaklara bulunmasın bir daha esaretin böyle simaklı anlasana yüreğinin en ücra köşesine al beni sakla beni orada çocuk yanım bile sarıp sarmala kilidini sal uzaklara bulunmasın.